Çayın lezzetini kaçıracağız köpeğim. Vallahi çok da güzel görünüyor. Merhaba, ben Güven İslamoğlu. Yeşil Dağ programı ile yine karşınızdayız. Çok keyifli bir program sizi bekliyor. Kaz Dağ çayının hikayesini yapacağız. Şu anda ıhlamur ve sarı kız otlarının karışımından Kaz Dağ çayı ya da tüylü çay diyorsunuz değil mi buna? Tüylü çay. Onun hikayesini yapacağız çünkü endemik bir tür. Yaşlılar yok olmak... tüylü çay bilir bunu. Yaşlılar tüylü çay olarak. Yaşlılar tüylü çay bilir bunu. Yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya olan bu otların toplanması yasaklandı. Ama şimdi kültüre alınıp çiftçiler bunları bahçelerinde üretebiliyorlar. Bu hikayeyi gündeme getireceğiz. Çoğu insanın bilmediği bir hikaye. Kaz Dağları'nda yavaş yavaş duyulmaya ve ekilmeye başladı bu bitki. Aslında bunu görmeniz için Kaz Dağları'nın zirvelerine gitmeniz gerekir. Yer söylemeyeceğiz. Çünkü gidenler bunu topluyor. Toplaması yasak. Programın başında bunu söyleyelim. Bunları toplamak, satmak yasak. Sadece bu işi izinli yapan kişiler bunu yapabiliyor. Cezası var. Bu hikayeyi ekrana getireceğiz. Önce bir çayın tadına bakalım. Bakın bakın, soğudu çayla. Şekerli mi içersiniz? Şeker içmez. Şekerli olmaz bu çay. Önce şekerle içiliyordun ama sen öncekilere bakma. Nefis. Kıymet Hanım da bunu çayını içtik. Nedir bu sarı kız? Sarı kız çayı zirve endemiği bir bitki. Kalkerli alanda yayılış gösteriyor. Tüylü yaprakları ve sarı çiçekleriyle tanınıyor. Böyle hive benzeyen havları var üzerinde. Bu bitki yeryüzünde sadece Kaz Dağları'na yetişiyor. Popülasyonu yok olma tehlikesi altında ve bu ekonomik değerli türlerden bir tanesi, endemik türlerden bir tanesi. Yöre pazarlarında satılıyor, aktarlarda bulabiliyorsunuz. Yoğun baskı altında artık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelince yöredeki köylü halk ve bu yöredeki çevredeki köylüler bunu bahçelerinde yetiştirmeye başlıyorlar. Ve pazarlarda bu ilgi gördükçe üretim alanları da genişlemeye başlıyor. Peki bunları yapmasını söyleyen kim? Bunlar kendileri toplarken popülasyon azalınca, gidip gelmekte zor olunca bahçelerini yetiştiri görülüyor. Ama bu bitki bayram için dışında bir alanda yetişemiyor. Yani endemik bitki olduğundan dolayı böyle bu yöreye sıkışmış durumda. Tabii çevre iklim değişikliğinden dolayı da bitki bayağı bir baskı altında olduğundan dolayı hem popülasyon toplama baskısıyla hem de iklim değişimiyle oldukça yetersiz alanda sıkışmış durumda. Peki zirvede yetişen bir bitki burada nasıl yetişiyor? Buranın gece gündüz sıcaklıklar arasındaki farklar benzer. Burası tam Kaz Dağı'nın eteklerinde olduğundan bu iklim bölgesi yaklaşık 1-2 hafta kadar geriden gelse de orası şu an soğuk buraya göre. Bitkinin çiçeklenme zamanı biraz daha geç oluyor. Zaten endemik olduğundan toplanması da yasak. Yani Orman Bakanlığı bunu yasakladığı için mi onlar bahçeye ekmeye başladılar? Zaten Milli Park sınırları içerisinde olduğundan bölgeye ulaşmak da kaçak yollarla oluyor. Bunlar yoğun denetim altında olduğundan yakalandığında da yüksek miktarlarda cezası var. Burada yetiştirmeleri hem bitkinin korunması açısından, in situ ve ex situ koruma açısından önemli bir değer. Aynı zamanda bitkinin de istenildiği zaman toplanması açısından da bahçelerde tabii kontrol altında olması. Bitkinin hem verim hem de üretim anlamında bir değer yaratmış durumda. Onu biz Kaz Dağı'ndan kendimiz topluyorduk. Ama şimdi Kaz Dağları yasakladılar ya. Yasaklayınca gidemiyoruz. Niye ama yasakladılar? Ormancılar koymuyor. Koymuyor. Yok, ormancılar alıyor, elinden alıyorlar. Biz zaten gitmiyoruz artık. Yasak. Bahçede üretmek yasak değil. Değil değil. Kendi bahçende istediğin kadar dikebiliyorsun. Peki bunu tohumunu nasıl alıyorsunuz? Tohumundan ekmedik biz bunları, dallarından. Mart ayında getiriyorsa sokuveriş kökünlene. Tutuyor işte, bak ondan sonra da ürediler bak. Ama ben ilgilenemiyorum bak, daha ilgilensem onlarla ne? Bu bir şeye iyi geliyor mu? Bunlar şey yaptı işte onları.
Siz daha önce toplayıpsa... Yok, bilmiyorduk, bilmiyorduk. Önceden çay mı vardı, kara çay bilen vardı. Babam hep gidiyordu eşi annene, Gaz Dağı'na. Hem ıhlamur topladı, hem bunlar topladı. Getirip biz kışın bunlar içerdik. Böyle kara çay bile yoktuk. Önce benim çocukluğumda yani. Önceki eski zaman armutlar. Eski zaman armudu da yani bunların sayısı gidiyor. İşte eskiden çok fazla vardı. Orak armudu. Ha. Hı. Şimdi bunu bu bölgeye özgü bir armut. Burada evet. Kaç çeşit armut var burada? Burada biz envantere aldığımız 24 çeşit yerel armut var. 19 çeşit de yerel elmaya rastladık. Toplamda da 93 çeşit yerel meyve envantere aldık. Biz pazarda 3 çeşit armut görüyoruz. Ha, bunu görmüyoruz zaten. Şimdi her şey zamanında. Bunlar şimdi oldu. Bak şimdi git pazara yarından sonra. Yarın envai çeşit armut görürsün pazar yerinde. Gidelim. Bizim çeşit yoktur bu. Niye adı orak armutu? Genelde hasat zamanına göre de isim verebiliyorlar. Şu an Haziran sonu, Temmuz başı buğdaylar biçilir ve eskiden orakla biçilirdi. Ondan dolayı adı orak armudu. Bir de orak elması var yine bu dönem hasat edilen. Ha şey hasat dönemine ait olduğu için o isimleri evet. Alıyorlar. Şimdi mesela bayram iç beyazı diyorlar buna. Bu bayram iç beyazı üniversitede özel üretilmiş bir çeşit ve sadece bu bölgede yetişen bir çeşit. Kayısı ve eriğin birlikte çeşitlenmesiyle yapılmış ve bu bölgeye özgü olduğu için de adına bayram iç beyazı denmiş. Ya bu masadaki her şey kendine özgü, evet. Yerel. Tabii, bu bölgeye özgü evet. Süper. Yani bu çeşitlilik her yerde göremeyeceğiniz bir çeşitlilik. Anadolu'nun çeşitliliği. Fakat biz maalesef şehirlerde 3-4 çeşidi yemeye zorlanıyoruz. Evet. Bunları çok görmüyoruz. Pazara da düşmüyor. Çünkü raf ömürleri biraz kısa. Kısa. Yani raf ömrü kısa olduğu için. Oldu mu durmuyor dalında. Gelip işte. Yiyeceğiz. Oldu mu dalında durmuyor. Yerel meyvelerin şu özelliği var. Hastalıklara daha dirençli, daha az su istiyor, daha az bakım istiyor. Neredeyse bakım istemiyor. Ve bir de bizim için gıda güvencesi. Şöyle ki mesela Haziran ayında başlayan elma hasadı aralığa kadar devam ediyor. Biri bitip biri çıkıyor. Hatta Aralık ayında. Nereye kadar hiç boş kalmaz şimdi bu tarlanın içinde. Her türlü armut var yani. İncirlerde son buluyor artık. Haftaya dünyanın parasını veriyoruz meyveye. Ya. Yerel yardımcınız olsun. Yerel meyve. Amin. Vallahi Allah yardımcınız olsun. Armudun kilosu 80 lira 90 öyle, lira. Öyledir. Bir de yediğimiz armut öyledir. Değil. Bak bizim de burada kuşlar yiyor, arılar yiyor, böcekler yiyor dalında. Süper. Yerel tohumlarımız yavaş yavaş yok olmak üzere ise yerel meyve çeşitlerimiz de yok olmak üzere ya da kaybetmek üzereyiz. Biz buna dikkat çekmek için bir grup arkadaş burada bir araya geldik ve önce envanter çalışmasına başladık. Dediğim gibi 93 çeşit meyve envantere aldık. Asıl şey biz bunu kendi bahçelerimizde çoğaltıyoruz ama kamusal alanlarda da çoğaltmak için, görünür kılmak için Bayramiç Belediyesi ile birlikte bir proje başlattık. Onlar bize bir arsa tahsis etti. Oraya anaçlarımızı diktik. Şimdi yerel meyvelerimizden oralara aşılamalar yapacağız. Yani çoluk çocuk gelsin dalından koparsın. Orak armudunu orada yesin. Orak elmasını dalından alsın. Onu yapmayın ya. Vallahi duyan gelir torbasıyla gelir çuvalla götürürler. Torbayı bu büyüklükle. İstanbul'da bir meyve bahçesi var. Gerçekten Beşiktaş Belediyesi güzel bir yer yaptı. Bir duyuldu. Millet var ya torba torba götürür dal kalmadı, kırıldı. Konya Selçuk Üniversitesi'nde Yüksel Kan hocamız var ve onun şu sözünü duydum. Dedi ki nasıl Ekinezya Amerika'nın, lavanta Fransa'nın bir markasıysa dağ çayı da Türkiye'nin markası olabilir. Ve ben çok heyecanlandım. Bununla ilgili işte çekimleri, araştırmalara başladık. Ve
Bunun uğruna bir tıbbi aromatik bitkiler akademisi bitirdim. Ve orada gördüm ki Türkiye tıbbi ve aromatik bitkiler açısından cennet ama biz bunların tarımını yapamıyoruz. Ve üniversitelerin çok çalışması lazım. Neden çalışması lazım? Tıp sektörüne ürün verebilmek için bu ürünün standart haline gelmesi gerekiyor. Yani içindeki etken maddenin belirli standartlarda olması lazım. Bunu ancak üniversite çalışmaları yapabilir. Önemli bir bitki. Soğuk algınlığında kullanılıyor. Etkili de bir bitki. Sidirtisin içinde önemli etken maddeler var. Farklı araştırmalarda da çalışmalarda da kullanılıyor. Böyle bir de endemik bitkilerin özellikle doğada yayılan o yöreye ait bitkilerin o alanda üretilmesi özellikle su iktisadı açısından, ekonomisi açısından çok önemli. Peki daha önce dağdan topluyordunuz da niye burada kendiniz üretmediniz hiç? Bilmiyoruz ki. Bilinmiyordu ki. O zaman popülasyon biraz daha geniş. He. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca onlar da farkına varıyorlar. Özellikle mesela Edirim tarafından çıkınca da bu bitkiye ulaşabiliyorsunuz. Bu taraftan her da. Yerden ulaşırsınız. Ama Bayramiç'te üretim var. Bir de Bayramiç dışında üretmek çok mümkün değil. Çünkü belli soğuk ve sıcak dengesi buraya ait olduğundan. Öte taraf yazlık ya. Orası çok sıcaktır. Akçay, Küçükkuyu yani o taraf çok sıcaktır. Yetişmeyebilir. Ekonomik değeri var mı bu kadar yerin? Yani ürettikleri ürünlerin yanında birkaç tane demet götürerek aslında hem reklamasyon hem de kendi şeylerini yapıyorlar. Tabii geniş arazilerde yapanlar da var. Bu aynı zamanda bitkinin korunması açısından önemli bir örnek. Bak yani. Bozuldu bunlar sıcaklardan. Bak bunlar ben sulayamadım. Bak bozuldu lan. Hemen hemen her bahçede küçük parçalar halinde ekilmiş. Köylüler birbirlerinden görerek ekmeye devam etmişler. Burada da güzel bahçeler. Bitkilerin daha geniş popülasyonda ve daha canlı olduğunu görüyoruz. Tabii gübreleme ve sulamayla bitkiler aynı zamanda yekpare çiçekleniyor ve hasatta kalite de yükseliyor. Burada istediğiniz zaman hasat edebiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz ve 4-5 seferde hasat edilebiliyor. Ama doğadaki bitkilerde çok ağır metal içeriği yüksek. Bitki ağır metal bağlıyor. Burada kontrollü alanlarda, üretimlerde de ürünün kalitesi ve nefaseti daha yoğun oluyor. Şimdi ağır metal bağlıyor dediğiniz yabani sarı kızları toplayanlar riskli mi? Evet. Yaptığımız bir çalışmada çok yüksek bir şekilde arsenik ve civa olduğuna rastladık. Bitki vücuttaki toksinleri bağladığı gibi topraktaki toksinleri de ağır metalleri de bağlayabiliyor ve toksik etki yaratabiliyor. O zaman dağda toplanıp satılanlar zararlı. Zararlı. Hem bitkiye zararlı hem de sağlığa zararlı. Üniversite olarak bitkinin tohumda çimlenme problemi var. Önemli bir şekilde onu egale etmek için bir çalışma silsilesine girdik. Aynı zamanda bitki kök ayırarak çoğalıyor. Tohumdan çimlenmediği gibi. Doku kültürü yöntemiyle ve çelikle çoğaltım yöntemiyle %50'nin üzerinde önemli avantajlar sağladık. Burada bahçeler çok yavaş üretiliyor. Biz bu yöntemle hem fide üretiminde önemli bir avantaj sağladık. Evet, haftaya bir başka yerde bir başka hikayede birlikte olacağız. Aslında bunlar güzel gelişmeler. Böyle kültüre alındığı zaman
bu tür endemik türlerin yaşaması daha kolay oluyor. Yoksa dağlarda topladıkları zaman yerine koymak zor oluyor. Dağlarda öyle kalsın. Biz burada kültürü alıp yetiştirelim. Güzel bir uygulama. Bunu ekrana taşımaya çalıştık. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede buluşmak üzere. Hoşça kalın.